Harika. Nasılsınız? Keyifler nasıl? 2023 sınavını atlattık. Ses alamayan arkadaşlarım, Melike Hocam, lütfen teknik birimimizdeki arkadaşımızın direktiflerine uyum sağlayın. Sol alt köşede bir sese katıl butonu olacak. Oraya tıklayın. Harika, çok sevindim. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Hoş geldiniz hepiniz. 2023 sınavını geride bıraktık çok şükür. Artık hedef 2024 diyebiliriz. Hoş geldiniz. Nasılız? Kimler var aramızda? Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? Hem Melike Hocam çok sevindim sesin gelmesine. Harika. Genel yetenek, genel kültür. Hedef kitle 2024. Artık dünü geride bıraktık. Dün sınava giren öğrencilerim var mı bu arada? Nasıldı sınavınız? Sürin Hocam çok güzel. Ön lisans, paramedik mezunusunuz. Harika. Ön lisans çok güzel. Çocuk gelişimi Melike Hocam çok güzel. YKS Aysu'cum hoş geldin. Aysu bizim kayıtlı öğrencimiz. Benim her seminerime katılır sağ olsun. Hoş geldin. Umarım iyisindir. İngilizce öğretmenliğim. Ferhan Hocam, lisans sosyoloji hocam. Seneye inşallah bu yıl girmedim. Çok güzel. Sosyoloji çok güzel bir bölüm. Eğer formasyonunuz varsa Ferhan Hocam, felsefe öğretmenliğinden de girebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Çok güzel. Başka kimler var aramızda? Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? Fizyoterapi ve rehabilitasyon. Harika. Çok güzel bir bölüm bu arada. FTR. Bayağı yüksek bir puana ihtiyacımız olacak. Esra Hocam veteriner, Şeyma Hocam okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi, YKS öğrencilerim var Fatime, çok güzel. Buse Hocam tarih öğretmenliğinden girecek. Ha, bir tane daha tarihçimiz var, Sümeyye Hocam, çok güzel. Sosyal hizmet Fadime Hocam. Evde sağlık hizmetleri, çok güzel. Bu bir ön lisans bölümü Gurbet Hanım, bilmem. Ön lisanstan gireceksiniz. Çok güzel. Karma bir kitle var ama hepimizin hedefi 2024. Bu arada ben kendimi tanıtayım arkadaşlar. Belki daha önceki seminerlerime de katılan ki öğrencilerim vardır. Ben öğrenci koçu Tuğba. Çok memnun oldum hepinizi tanıdığım için. Bugün buraya toplanış amacımız çok güzel, çok kutsal. Artık 2023 lisans grubunu geride bıraktık. Dün devasa zor bir sınav gerçekleşti. Giren kişiler belki benimle aynı fikirdedir. Çok güzel ama artık önümüze bakacağız. Aysu'cum çok güzel. Artık önümüze bakacağız. Hedef 2024. Lisede olsa, ön lisans da olsa, lisans da olsa, A grubu da olsa, öğretmenlik de olsa, ne olursa olsun gireceğimiz sınavda başarılı sonuç elde etmek istiyoruz ve 90 plus puana ihtiyacımız var. Bugün burada toplanış amacımız da bu arkadaşlar. Ben size 2024 KPSS'den 90 üstü puan almanız için hem nereden başlamanız, nasıl başlamanız gerektiğine dair tiyoları hem de sizden en çok aldığımız benim ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarımın yıllardır en çok öğrencilerden aldığımız ve ortak bir havuzda biriktirdiğimiz sıkça sorulan soruları yanıtlayacağım. Yani bu seminerden sonra artık zihnimizde bazı şeyler daha netleşmiş ve adım atma noktasına daha istekli hale gelmiş olacağız arkadaşlar. Eğer hazırsak başlıyoruz. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Hadi bakalım bir görelim elleri. Hazırız deyin. Hazırız. Çok güzel. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi biz bu seminerimizde arkadaşlar, seminerin sonunda çalışmaya ne zaman başlamalıyım? Çalışma programımı nasıl hazırlamalıyım? Bakın bunlar benim öğrencilerimden yıllardır en ama en çok en sık aldığım sorular. Eminim sizin de herkese sorduğunuz, en başta da kendinize sorduğunuz soruların başında bu sorular geliyor. Hangi yöntemle ders çalışacağım hocam? Günde kaç saat çalışsam yeterli olur? Öğrendiklerimi nasıl tekrar edeceğim? Ne kadar sürede tekrar edeceğim? Ne zaman soru çözmeye başlayacağım? Bütün bunların ve çok daha fazlasının cevabını bulacaksınız arkadaşlar. Hepsini bu seminerde yanıtlayacağız.
Hazırsak başlıyoruz. Ama başlamadan önce 2022 yılında, yani dün yapılan sınavdan önceki en taze sınavda kaç milyon aday bu sınava girmiş, kaç milyon kişiyle yarışmışız, kaç milyonda kaç tanesi atanmış? Yani aslında KPSS nasıl bir sınav, bunu biraz size tanıtmak istiyorum. Çünkü rakiplerimizi iyi bilmek zorundayız arkadaşlar. ÖSYM'yi tanımadan ÖSYM'nin yaptığı bir sınava hazırlanamazsınız. Çok iyi analiz edip çok doğru bir şekilde tanımanız gerekiyor. Melike Hocam, hiç sıkıntı yapmayın. Şu an ön lisans sınavına 15-16 ay var. Bakın, çok yeterli, uzun bir zaman dilimi. Yeter ki verimli çalışmayı keşfedin. Bu zaman diliminde seviyeniz sıfır dahi olsa çok rahat 90 plus puana erişebilirsiniz. Yeter ki dediğim gibi trik nokta verimli çalışma. Şimdi en son arkadaşlar 2022 KPSS'de sınava giren adayların ortalama sayısını çıkardık ve elimizdeki veri bize şunu söylüyor. Lisans grubundan 1.180.552 öğrenci, ön lisans grubundan 1.159.000 öğrenci, orta öğretim yani lise branşından 912.377 öğrenci bu sınava girmiş. Yani topladığımızda arkadaşlar 3,5-4 milyona yakın bir rakip sayısı var. Şu an memur olmak, atanmak isteyen, ki bu 2 yıl önceki veri 22, biz 24'te sınava gireceğiz. Yeni taze mezunları düşünün, hiç girmeyecek ama girmeye karar vermiş adayları düşündüğümüzde buradaki sayılar çok daha artacak. Bunu gözünüz korksun diye söylemiyorum. Yeter ki doğru analiz edin, hazırlıklarımızı ona göre yapalım, temkinli davranalım diye söylüyorum. Peki, diyorsunuz ki şu an içinizden, hocam tamam bu kadar çok kişi girmiş de bu benim ne işime yarayacak? Tam olarak şu işine yarayacak. Bu kadar fazla talibin olduğu bir branşta, bir KPSS, bir kamu personeli seçme sınavında kaç kişi atandı? Kaçının yüzü güldü? Kaçı hedefine ulaştı? İşte bu çok önemli arkadaşlar. Şu ana kadar bütün kadrolara toplamda lise, ön lisans, lisans, bunun içinde bütün öğretmenlik her şeyde dahil olmak üzere 31.183 atama oldu. Yani ortalama arkadaşlar her 1000 kişiden sadece bir tanesi atandı. Ve sen eğer ki bu seminere katıldıysan eminim ki o bir kişi olmak istiyorsun. O bir kişi olmak zorundasın. Aksi halde 2 yılın boşa gider. 2 yılın boşa gitmemesi için şimdi söyleyeceğim şeyleri çok dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Hazırsak başlıyoruz artık. Şimdi genelde öğrencilerden, hatta bu arada ben bu soruyu sormadan önce şunu sormak istiyorum. Şu an biraz yakından tanıdım. Öğretmenlerim var içinizde, ön lisanstan giren adaylar var. Sosyal hizmetler, sosyoloji gibi, veterinerlik gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerim var. Başladık mı çalışmalarımıza? Biraz ben sizin sürecinizi sizden dinlemek istiyorum. Şu an çalışmalarına başlayan öğrencilerim var mı? Sinan Hocam, branşınız lise, ön lisans, lisans, hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Ona göre erken mi değil mi diyeceğim. Esra Hocam, siz veterinersiniz, 90 plus puan, başlamanız çok iyi olmuş. Sinan Hocam, inanın hiç erken değil biliyor musunuz lisans grubu için. Şimdi önümüzde takribi bir 12 ay falan var. Daha dün bu yılın sınavı yapıldı. Ve biz arkadaşlar, inanmayacaksınız. İnanın, gözünüzü korkutmak için ya da hani böyle ortalığı kızıştırmak için söylemiyorum. Şubat ayından beri 2024 için erken kayıtlarımızı başlattık ve çılgınlar gibi kayıt alıyoruz. Şu an Şubat'tan beri çalışan adaylar var Sinan Hocam, erken değil. Eğer bölümünüzün ataması çok yüksek bir puanla yapılıyorsa şu an tam zamanlı, hatta geç bile kaldınız demek üzereyim. Yani Ağustos'a kadar başladınız hocam, yoksa yığılmada kalırsınız. Yani herkesle başlayınca bir farkı kalmıyor. Hayır Sinan Hocam, eyvahlar falan olmuyor. Hayır, şu an tam zamanlı. En doğru zaman şu zaman. EKPSS lisans. Şimdi Esra Hocam çok güzel. EKPSS'ye daha kısa bir zaman dilimi var. EKPSS Nisan ayında olacak. O yüzden çalışmalarınıza başlamanız çok iyi olmuş. Melike Hocam diyor ki vakit fazlalığından, rahatlıktan. Ay Melike Hocam, bu benim en çok duyduğum şey biliyor musunuz? Genelde mesela ben öğrencilerimle bireysel yaptığım görüşmelerde böyle çalışan ve yoğun olan adayların başladığını görüyorum.
Aksine evde olan, biraz daha rahat olan, biraz daha vakti olan öğrenciler de başlamıyor. Soruyorum, hani analiz etmek istiyorum. Hocam vaktin var, koşulların uygun, kazanmak istiyorsun. Neden başlatmıyoruz seni? Başlayalım hocam, motive olamıyorum. Hocam nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım bilemiyorum. Biraz o vaktim fazlalığı dezavantaj hocam galiba. Yani o kısıtlılık böyle insan psikolojisini harekete geçiriyor. İşte kısıtlı zamanım var, onu da yapayım, bunu da yapayım, bir enerji yüklüyor bizi ama bir durağanlıkta da daha da geriye gidiyoruz gibi geliyor bana. Benim genel gözlemim bu şekilde. Zeynep hocam, siz İngilizce öğretmeniydiniz. Ben 2 aydır çalışıyorum hocam. İngilizce ÖABT, biraz da Türkçe ve tarih baktım ama ciddi anlamda başlamak için bizim canlı dersleri bekliyorum. Çok güzel hocam. Şu an yaptığınız ön hazırlık inanın hocam yanınıza kar kalacak. Asiye hocam diyor ki 2022'de olmayınca moral olarak tekrar çalışmaya başlayamıyorum. Asiye hocam çok güzel bir yere değindiniz. Bu da benim en çok aldığım geri bildirimlerden biri. Hocam ben başarısız oldum. Bu başarısızlığı aşamıyorum. Ya yine başarısız olursam diye korkuyorum. Arkadaşlar korkmak, başarıya şans vermemek başarısızlığı getirir. O yılda, bu yıl yeni bir sayfa açtın. Daha tecrübelisin. İstediğin kadar sonucun kötü gelsin. Onu orada bırakacaksın. Oradan edinmen gereken dersleri edin ve yoluna devam et. Başlamadığın her anda rakiplerin senin önüne geçiyor. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Gerçekçi yaklaşacağım. Ben bu seminerde her şeyi en gerçek haliyle söyleyeceğim. Çünkü bunlarla yüzleşmeye ihtiyacımız var. Melike hocam da diyor ki ben de yönlendirme istiyorum. Geçen sene bilgisiz bir şekilde girdim araştırmadan. Bu sene sınav benden korksun. Tebrik ediyorum. İşte duymak istediğim şeyler bunlar. Arkadaşlar tecrübe çok zengin bir şeydir. Hani derler ya böyle çok böyle kitabın ortasından gibi olacak ama kazanmak için kaybetmen gereken tek şey tecrübedir hani. O yüzden orada kaybettiğinin sana tecrübe olduğunu bilmen ve onunla hareket etmen gerekiyor. Oradan kazandığın çok şey var. Belki farkında değilsiniz sadece. Ferhan hocam diyor ki ben de başlamak istiyorum. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Lisanstan ilk kez gireceğim. Hiç merak etmeyin hocam. Çok doğru adrestesiniz. İyi ki bu seminere katıldım diyeceksiniz seminerin sonunda. Melike hocam yönlendirme çok önemli arkadaşlar. Bir öğrenci tek başına böyle uzun 8 ay, 9 ay, 10 ay, 15 ay, 16 ay kendi kendini kontrol ederek ilerleyemez. Bu bir kere bizim doğamızda yok. Bakın öğretmenlik fakültesinden mezun dahi olsanız bir başka öğrenciye müthiş koçluk yapıyorum hocam. Ben müthiş objektif bir rehberlikçiyim bile deseniz söz konusu kendiniz olduğu zaman arkadaşlar aynı objektifliği yakalayamazsınız. Yakalasanız da 1 ay, 2 ay, 3 ay sürekliliği olmayınca dağılıyor. Öğrencilerin bir yönlendirmeye, bir kontrol mekanizmasına kesinlikle ihtiyacı var. Bakın bugün başarılı sonuç elde eden bütün öğrencilerin ortak yanı programdır. Hepsinden duyduğunuz tek şey programlı çalıştım, disiplinli çalıştım, istikrarlı ilerledim, vazgeçmedim, bırakmadımdır. Bırakan bir öğrenci başarıya ulaşamaz, açık ve net söylüyorum. O yüzden süreci kendi inisiyatifinizde bırakmamalısınız. Bunu yaparsanız çok üzülerek söylüyorum ki dönem sonunda kaybeden tarafta olacaksınız. Melike hocam çok tatlısınız. Arkadaşların atanmış storylerini izlemek istemiyorsanız arkadaşlar devam ki. Bence de devam ki. Daha yeni başladık. Önce bir başlayalım. Sonra da devam edelim diyelim. Ela Nur hocam diyor ki hocam ben 2 senedir giriyorum. Çalışıyorum ama hiç güzel çalışamadım. Benim de yönlendirilmeye ihtiyacım var. Ne kadar güzel Ela Nur hocam. Bizimle 2 yolumuz kesişmiş. Bizden daha iyi yönlendirme desteği veren başka hiçbir kurum bulamazsınız arkadaşlar. Sevde hocam yayınımız kayıt altına alınacak. Hiç merak etmeyin. Yükleyeceğiz web sitemize ve YouTube kanalımıza. Oradan geri kalan kısmı izleyebilirsiniz. Biliyorum aklınız burada kalacak ama hiç kalmasın. Yarın bu saatlerde yüklenmiş olur. Geliyor mu arkadaşlar sesim? Şu an seste bir problem yok. Ben de çok teşekkür ediyorum Gizem hocam. Sevde hocam çok teşekkürler. Geliyor. Şimdi ben yeni mezun oldum. Buse hocam diyor bunu. Kaynak edinmeye yeni başladım ama nereden başlamam gerektiğine karar veremiyorum. Tamam, şimdi soruları aldım. Bu soruları yanıtlayacağız. Ne zaman başlamalıyım?
Nereden başlamalıyım? En çok aldığım soru bu. Şimdi arkadaşlar, hepimiz bireysel olarak birbirimizden farklı kişileriz, değil mi? Mesela kişilik olarak da, fiziksel görünüm olarak da, yaşımız olarak da, zevklerimiz olarak da, hobilerimiz olarak da çok farklıyız. Doğru mu? Aksini iddia eden, aksini düşünen var mı? Hocam herkes aynıdır diyen var mı mesela? Yok, değil mi? Hepimiz farklıyız. Şimdi iş ders çalışmaya gelince arkadaşlar, bu da farklı. Çünkü ben Elanur hocamın öğrenme karakterinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben kendi öğrenme karakterimin ne olduğunu bilmiyorum. Ya da belki işte Esra hocamın matematikteki seviyesi benden farklı. Benim Türkçedeki seviyem ondan farklı. Yani biz hepimiz farklı öğrenen öğrencileriz. Herkes evet öğrenir. Bakın bu seminerde olan herkes bir şekilde bir bilgiyi öğrenir. Ama hepimiz farklı yöntemlerle, farklı taktiklerle öğreniriz. O yüzden burada kişinin ne zaman başlayacağı, nasıl başlayacağı tamamen seviyesine göre farklılık gösterir. Mesela hiç diyen var mı? Hocam ben kendimi ileri düzeyde görüyorum. Var mı ileri düzeyde olan öğrencim? Hocam ben ileri düzeydeyim. Ben bugün sınav olsun girsem 90 alırım diyen var mı? Peki temel düzeyde olan öğrencim var mı? Hocam ben sıfırım. Ben eğer kayıt olursam beni sıfırdan başlatın. Benim hiçbir güvenim yok. Temel seviyedeyim. Melike hocam diyor ki ben yerlerde sürünüyorum. Yalnız değilsin hocam. Sinan hocam, Türkçe, tarih, coğrafya sıfır, temel. Sanırım bu ben diyor Hüseyin hocam. Değil mi? Temeliz değil mi mesela? 70 bandındayız. Gizem hocam diyor ki ben temelim hocam. Tamam. Kendimizi yalnız hissetmeyelim. Gördüğünüz gibi seminerdeki birçok arkadaşımız temel seviyede. Ama temel seviyede olduğunuz dersler bile farklı arkadaşlar. Mesela Sinan hocam tahminimce sayısal branştan mezun bir öğrenci. Diyor ki hocam benim genel kültürüm sıfır ama genel yetenekte idare ederim. Bir başka öğrencim bana tam tersini söyleyebilir. Hocam ben Türkçeyi çok iyi çözüyorum. Tarih yapamıyorum. Bir başka bir mühendis öğrencim çıkıp diyebilir ki hocam ben matematiği fulluyorum ama bende coğrafya yok diyebilir değil mi? Farklıyız çünkü. Her derste her öğrencinin seviyesi aynı olamaz arkadaşlar. Gizem hocam diyor ki hocam ben tüm derslerde sıfırım. Hocam inan yalnız değilsin. Safiye hocam hoş geldin. İlk defa hazırlanacağım diyor. Temel. Aa Sinan hocam bak doğru bilmişim. Ben tembelim hocam. Yusuf hocam niye tembeliz? Bunun da yanıtını vereceğim ben şimdi. Aslında tembel değilsiniz. Aslında tembel değilsiniz. Sadece o gereken güdülenmeyi, uyarımı alamıyorsunuz. Kazanmak için o zihninize o şeyi, resmi hayal ettiremiyorsunuz. O yüzden de aksiyona geçmiyor vücut, zihin. Onu da çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ne zaman ve nereden başlayacağımızı arkadaşlar bizim sistemimizde, bu arada ben biraz tek uzemden de bahsedeceğim. Bizi tanıyan, belki daha önce görüştüğümüz, hatta şu an tek uzemin yapay zeka eğitim modeline kayıtlı öğrencilerim de olabilir bu seminerde. Aysu gibi mesela Tekes'ten faydalanan öğrencilerim de olabilir. Arkadaşlar biz tek uzem olarak online eğitim veren bir dershaneyiz. Uzaktan eğitim veriyoruz ve bizim Tekes isminde, tek eğitim sistemi isminde şu an Türkiye'de İlk ve tek kez hayata geçirilen özel bir eğitim sistemimiz var. Bu sistem sizin hazırlandığınız bütün lisans, lise, ön lisans, öğretmenlik, A grubu, YKS, LGS, DGS, ALES, YDS hepsi için, ÖSYM'nin bütün sınavları için aktif olarak kullandığımız ve %100 atanma, %100 başarma, %100 öğrenme garantisi veren bir sistem. Şimdi biz bu soruların yanıtını bizim sistemimize kayıt olduğunuzda, artık tek uzemli, tek esli olduğunuz zaman sizin öncelikle hangi derste, hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu yapay zekanın seviye belirleme sınavlarıyla birlikte ölçüyoruz arkadaşlar. Bu neyi sağlıyor? Sinan hocamın hangi derste ne zaman başlayacak? Mesela tarihi çok mu eksik? Önceliği tarihe vermen gerekiyor. Ya da Esra hocamın işte matematiği çok mu eksik? Önceliği buna vermen gerekiyor. Ama senin önce bu eksikliği analiz etmen ve kabul etmen gerekiyor. Doğru mu? Yani bir öğrenci eksikliğini bilmeden bir yola çıkabilir mi arkadaşlar? Mantıksal düşünelim.
Berivan Hocam ses var. Sol alt köşedeki mikrofona tıklayın. Değil mi? Şimdi eksik analizi yapmamız bize neyi sağlar arkadaşlar? Mesela Gizem Hocam dedi ki, hocam ben tüm derslerde sıfırım. Tamam, okey, evet, anlıyorum. Ama tüm derslerde sıfır olduğunu bilmen de bir veridir. Bu senin işini kolaylaştırır. Bu yüzden bizim sistemimize kayıt olan bir öğrenci kaç tane sorumlu olduğu dersi varsa bütün derslerden tek tek seviye belirleme sınavına girecek ve yapay zeka sistemi hangi derste hangi seviyede olduğunuzu belirleyecek. Ona göre bir program yapacak. Diyecek ki matematikte seviyen temel. Ön hazırlıkla başlayacaksın. Diyecek ki Gizem senin matematik geçmişin yok. Matematikte ben seni direkt 4 temel yani 4 işlemlerden, temel kavramlardan, işlem basamağından başlatacağım. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Ya da Sinan hocama diyecek ki Sinan tarihte seviyen temel seviye. İslamiyet öncesinden konu anlatımıyla ön hazırlığıyla başlayacaksın diyecek. Ve önceliği eksikliği analiz ettiği için buna verecek program hazırlarken. Şimdi geldik arkadaşlar. Yine benim en çok aldığım, yıllardır aldığım en sık sorulara. Öğrencim diyor ki mesela görüştüğümde hocam benim bir programım yok. Ben nereden başlayacağımı zaten bilmiyorum. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ama nasıl bir programla çalışacağım bunu da bilmiyorum. Şu an ders çalışma programını hazırlamış ve uyum sağlayabilen öğrencim var mı içinizde? Hadi bakalım görelim parmakları. Var mı? Hocam ben programımı hazırladım. Programıma da çok güveniyorum. Günü gününe saat saatine uyum sağlıyorum. Benden iyisi yok diyen var mı? Sinan hocam diyor ki hocam nerede? Onun için buradayız zaten değil mi? Gurbet hocam çok güzel bir yere değindiniz. Her hafta hazırlayıp bırakıyorum. İşte buna da değineceğim. Neden bıraktığına değineceğim. Maalesef hocam. Yok hocam. Hazırlıyorum ama bir türlü tam olarak uyamıyorum. Acaba neden? Bunun da sebebini açıklayacağım. Her pazartesi başlanan sporlar, diyetler salı günü son bulur. Her pazartesi hazırlanan ders çalışma programı en fazla çarşambaya kadar devam eder. Perşembe günü öğrenci artık o masanın başına geçmez. Neden arkadaşlar? Ve şunu da sormak istiyorum. Siz evet ders çalışma programı hazırladım diyen öğrencilerin birkaç tane var. Neye göre hazırladınız? Mesela ilk dersi neye göre o ders belirlediniz? Kaç saat çalışacağınızı neye göre belirlediniz? Hangi derste başlayacağınızı neye göre belirlediniz? Bunları merak ediyorum. Random mu? Yani kafamızdan böyle geldi, canım böyle istedi, böyle yaptım mı? Yoksa bir sebebi var mı? Sebebi olan sebebini yazsın lütfen. Bekliyorum yanıtları. Eğer yanıt gelmezse şunu düşüneceğim. Hocam random. Canım öyle istedi, öyle yaptım. Böyle düşüneceğim ve böyle düşünmek istemiyorum. Random olamaz çünkü arkadaşlar, olmamalı. Ama anladığım kadarıyla random. Bu da en çok aldığım sorulardan. Hocam başlıyorum. Hangisi kolaysa ondan başlanmalı. Ben atanmış hocalarımızın tavsiyeleri üzerinden belli derslere öncelik verdim. Hocam yalan atamam öyle. Erteleme ve üşengeçlik sanatının müdavimleriyiz. Hüseyin hocam çok tatlısınız, çok güzeldi. Bu sözü çok tuttum. Evet ama artık bu müdavimliğin de bir sonu gelmeli değil mi? Bir yere kadar müdavimlik. Elanur hocam diyor ki ben hiç plan yapmadım. Tamam. Bunun da cevabını vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Ben hazırladığım programı hesaplamada yüzdelik fazlalıklarına göre ayarladım. Değeri fazla olanın programda yeri fazla. Çok tebrik ediyorum Buse hocam. Bizim yaptığımızın bir benzerini yapmaya çalışmışsınız manuel olarak. Evet. Bu bir yöntem bu arada arkadaşlar. Her derse eşit süre ayrılmaz. Her derse aynı zaman aralığında başlanmaz. Bu bir triktir. Yani bu sınavın stratejisini bilmekle alakalıdır. Hocam temelim olmadığı için Eylül'de çalışmayı başlamayı düşünüyorum. Geç mi olur acaba? Asiye hocam temelin yoksa hayır tabii ki geç olur. Eylül herkesin başladı. Ay. Senin temelin yoksa kesinlikle şu andan itibaren başla. Asla geç kalma. Ha temelin var. Özür diliyorum. Ay çok affedersin hocam. Ben yanlış okudum. Tamam temelimiz ama kaç puan kadar var mesela? Mesela 70-80 falan mı?
Sinan hocam, eğer ki sen bir mühendissin, matematikte temelin kuvvetliyse matematiği aman 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 yüzlerce saat tabii ki de çalışma. Bu mantıklı değil, vakit kaybedersin. Asiye hocam çok güzel, 80 güzel bir puan. Evet, o belirttiğin tarih aralıklarında başlayabilirsin ama mutlaka o 20 puanı kaybettiğin dersler var. Onlar için şu andan itibaren ön hazırlık yapmaya başlaman gerekiyor. Şimdi bana gelen sorular şunlar arkadaşlar. Nasıl bir çalışma programı yapmalıyım? Hangi derste başlamalıyım? Günde kaç saat çalışmalıyım? Bakın, bunu çok duyuyorum. Herkes soruyor. Bir dersi bitirdikten sonra mı diğerine geçmeliyim? Bitirmeden mi geçmeliyim? Hocam benim okulum var, ben evliyim, benim çocuklarım var, özel hayat sorumluluklarım var, ders çalışmak için vaktim olmuyor. Sizce kazanabilir miyim? Bunlar benim en çok aldığım sorular. Eminim içinizde bu soruları soracak, soranlar da var hatta ve soracak olanlar da var. Gizem hocam, tek uzam ne zaman başlıyor? Gizem hocam, kayıt olduğun an tek uzemde yapay zeka ile çalışmalarına aynı gün başlıyorsun. Canlı derslerimiz de Eylül'de başlıyor. Şu an ön hazırlık rakip ereme zamanı. Biz Şubat'tan beri kayıt alıyoruz arkadaşlar. Şubat'tan beri aldığımız kayıtlı öğrencilerimiz çalışmalarına videolarla, ön hazırlık dersleriyle, ısınma kamplarıyla birlikte başladılar. Neden? Eylül ayına bomba gibi girmek için. Rakipleri daha hiçbir şey bilmiyorken öğrencinin özgüvenini düşünebiliyor musunuz? Ben önden başladım. Ben konularımı belirli bir level'a getirdim. Ben daha çok biliyorum. Ben kendime yatırım yaptım. Bunun özgüveni, inanın o arkadaşlar, yaşanmaya değer. O yüzden Gizem hocam, şimdi tek üzeme kayıt olduğunda aynı gün çalışmalarına başlayacaksın. Melike hocam diyor ki ama matematik bir tane bile olsa yapılmayacak mı? Melike hocam, yapılacak ama Sinan hocam matematik çalışmayı düşünmemesinin sebebi matematikte seviyesinin iyi olması. Yani matematikte ileri düzeyde olduğu için ona çok vakit ayırmayacağını söylüyor. Gelelim bu soruların tekesteki yanıtı ne? Şimdi içinizde çalışan öğrencilerim var, biliyorum. Evliler var, son sınıfa gidenler var, formasyon alanlar var, yüksek lisans yapanlar var, çocukları olanlar var, ücretli öğretmenlik yapanlar var, farklı farklı işlerde çalışanlar var. Burada bile ayrılıyoruz. Herkesin ayırabileceği süre aynı değil. Hatta benim kendi öğrencilerim de arkadaşlar, vardiyalı çalışan öğrencilerim de var. Haftada 3 vardiya değişiyor öğrenci. Gurbet hocam, tek uzemde yapay zeka sisteminde her hafta ders çalışma programın otomatik olarak revize ediliyor. Şimdi bu kısma değineceğim. Biz sizin arkadaşlar günde kaç saat çalışmanız gerektiğine seviyenize bakarak karar veriyoruz. Yapay zeka senin seviye belirlemesine, bu sonuçlarına bakıyor ve diyor ki bu öğrenci temel seviye. Günde en az şu kadar saat ders çalışmalı diyor. Hangi derse başlaman gerektiğini seviye belirleme sınavına bakıyor. Diyor ki bu derste daha temel seviyede, bununla startı vermeli diyor. Ya da ne kadar sürede ara vermen gerekiyor. İş yaşamın dışında kaç saat ayırdığında sen dönemin sonuna kadar bütün konularını eksiksiz kapatabileceksin. İşte bunların tamamını arkadaşlar, sizin girdiğiniz seviye belirleme sınavından çıkan sonuçlarınız ve hedeflediğiniz puan, hedeflediğiniz puana olan uzaklığınıza göre yapay zeka sistemi karar veriyor. Günlük olarak ders çalışma programınızı biz hazırlıyoruz arkadaşlar yapay zeka sistemiyle. Bu programı hazırlarken her hafta ne kadarına uydun, ne kadarına uyamadın, hangi konuları öğrendin, hangi konuları öğrenemedin, bunları takip edip konulara göre her hafta ders çalışma programını otomatik olarak yeniliyoruz, revize ediyoruz ve bunu yapay zeka sisteminden başka yapan hiçbir yer, hiçbir öğretmen, hiçbir uzman, hiçbir öğrenci koçu yok. Sinan hocam çok güzel. Uyamadığım Sinan hocam, diyelim ki bu senin takvimin olsun, tamam mı? Bak 9'da 11.50 arasında sana işte yapay zeka Türkçeden tekrar yapmanı istedi. Matematikten konu çalışmanı, coğrafyadan soru çözmeni, vatandaşlıktan tekrar yapmanı istedi. Ona hiç bakma hocam. Sen kaçta uyanıyorsan programın o saat aralığı için yapacağız. Bu örnek bir program. Şimdi burada dikkatini şu çeken oldu mu? Mesela bana şunu sormanızı isterdim ben. Hocam Türkçe'de tekrar yap demiş ama matematikte konu anlatımı çalış demiş. Neden demiş olabilir arkadaşlar?
coğrafyada da soru çöz demiş. Neden sizce? Hadi biraz beyin fırtınası. Sinan Hocam, harikasınız. Diğer öğrencilerimden de ses gelsin istiyorum, yanıt almak istiyorum. Hadi bakalım, herkes beni dinliyor mu? Yusuf Hocam, bunlardan da bahsedeceğim. Bakın Yusuf Hocam diyor ki, yine konudan çıkmayalım çok da. Hocam tek üzemi Instagram'da gördüm. Çok iddialı geldi. %100 atama, atanamayana ücret iadesi falan beni semineri izlemeye sevk etse. Başarı oranınız nedir? Kaç kişi kaydoldu? Kaç kişi atandı merak ediyorum. Bunun cevabını vereceğim. Şimdi çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sinan Hocam diyor ki ben de derece videolarınızı izledim. Sinan Hocam, derece videolarımızın içerisinde bir tane Sedat Hocamız var. Çevre mühendisi, sizin meslektaşınız. Bilmiyorum siz ne mühendissiniz. 98 puanla Sedat Kurtçebe ismi Türkiye birincisi olarak atandı. Evet. Özge Hocam hoş geldin. Hiçbir şey kaçırmadın. Yeni geldin, hoş geldin. Dikkatimi çeken şu bireysel değil kitlesel başarınız var. Evet Sinan Hocam, bizim her kategoride başarı oranımız %86'nın üzerinde arkadaşlar. Bunun sebebi yapay zeka sistemi. Bunun sebebi ben değilim. Diğer öğretmenler değil. İşte kitaplar değil, sorular değil. Bunun sebebi biz her öğrencimizi arkadaşlar tek öğrencimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim için her öğrencimiz tektir. Her öğrencimiz özeldir. Her öğrencimiz farklıdır. Her öğrencimizin eğitimsel ve rehberlik ihtiyacı farklıdır. Bu yüzden diyorum ya, öğrenciden öğrenciye göre çalışması gereken süre değişir, programı değişir, takibi değişir, yapacağı rehberlik görüşmesi değişir, tekrar periyodu değişir. Burada başrol sensin. Eğer sen bizim öğrencimizsen biz sistemi senin üzerine kuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. EKPSS'de hep 70 alıyorum. Matematik 0 hocam. Mehmet Akif hocam, bize kayıt olursanız minimum ben size 90 puan alma garantisini bu sistemle veriyorum. Sinan hocam demiş ki belgeleri gördüm Instagram hesabınızda. Atanan çok, emeğinize sağlık, darısı başımıza. Hocam inşallah. Bu yüzden zaten bu seminerimize katılmanız beni çok mutlu etti. Darısı size. İnanın o atanan öğrencilerimizden hiçbir farkınız yok benim gözümde. Yolun başındasınız. Karşılıklı istek ve azimle 90 plus puanlar hayal değil arkadaşlar. Bakın diyorum ki bizim eğitimlerimize kayıt olan her 100 öğrencimizden 86'sı her sınıfta, her kategoride istediği sonuca 85, 90, 95 daha üstüne ulaştı ve şu an birçoğu atandı, birçoğu da tercihleri atanmayı bekliyor. Sinan hocamın az önce söylediği yere geleceğim. Bir soru sormuştum ya, Türkçeden tekrar yap demiş bana sistem ama matematikten konu çalış demiş, coğrafyadan soru çöz demiş. Neden? Türkçeden tekrar yapmamı istiyorsa demek ki ben Türkçede ileri seviyedeyim. Konu anlatımını yapmışım demek ki, sırada tekrar var. Matematikte konu anlatımı çalışmamı istiyorsa demek ki ben matematikte temel seviyede bir öğrenciyim. Konu anlatım çalışmamı istiyor. Coğrafyada soru çözmemi istiyorsa demek ki ben coğrafyada konumu çalışmışım, tekrarımı yapmışım, sırada soru çözümü var. Bakın sistem her derste neye ihtiyacın varsa ona göre bir program hazırlıyor sana. Bu yüzden senin seviye belirleme sınavından çıkan sonucun bizim için, yapay zeka sistemi için çok çok önemli. Hocam Türkçe ve tarihi özellikle halletsem derece yapacağıma inanıyorum. Sinan hocam ben de inanıyorum. Size çok güvencim tam. Zaten sayısalı kuvvetli bir öğrencisiniz. Biraz genel kültür, biraz Türkçe netini ekledik mi 90 plus puan net garanti veriyorum ben size. Hümeyra hocam demiş ki ben çok araştıramadım da canlı dersler mi var sadece yoksa kitap denemeler mi? Hümeyra hocam, bizim Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen yapay zeka tekes eğitim modelimiz, canlı derslerimiz, dijital kaynaklarımız, video derslerimiz, soru çözüm kamplarımız, bir Türkiye geneli deneme sınavlarımız, bir öğrencinin bir dönem boyunca ihtiyaç duyabileceği bütün her şeyimiz var. Diğer kurumlarda olmayan her şey bizde. Birazdan onlardan da bahsedeceğim.
Özgü hocamın sorusunu da alalım, sonra diğer sorulara geçeceğim. Biliyorum puanlar diğer arkadaşlarımın çok yüksek. Benim 73 alsam yetiyor. Harika hocam, ne kadar şanslısın. Sanat lisesi ve üniversitesi çıkışlıyım. O yüzden sanat ağırlıklı ilerledim. Hep temelim yok. Görsel sanatlar öğretmenliği mezunuyum. Maalesef ne zaman yetiyor ne de puan alabiliyorum. Hocam o kadar şanslısın ki. Bak şu an bu seminerde Özgü hocam, senin yerinde olmak isteyen onlarca öğrenci çıkarabilirim. O yüzden asla bak olumsuz yargılardan kaçın. Şu an senin temelin sıfır olabilir. Ama sen bugüne kadar böyle bir sistemle, programlı bir koçluk desteği alarak, bir eğitim desteği alarak ilerlemediğin için 73'leri görememiş olabilirsin. Bugünü bir milat olarak kabul et Özge hocam. Böyle bir sistemle, istikrarlı bir çalışmayla, bakın arkadaşlar, neyin yokluğunu dillendirirseniz o şey çoğalır. Yokluğu çoğalır. Derseniz ki param yok, zamanım yok, enerjim yok, motivasyonum yok. Bak yokları dillendirdikçe onlar daha da yok olur. Yokları çoğaltıyorsun. Vara odaklan. 73 puan almam gerekiyor. Ne kadar şanslıyım de mesela. Benim 3 saat de olsa zamanım var de. Benim destek almaya ihtiyacım var de. Benim enerjim var de. Ben atanmak istiyorum de. Ben öğrencilerimin hayatına dokunmak istiyorum. Onlara kavuşmak istiyorum de. Ben emeklerimin karşılığını almak istiyorum de. Ben memur olup ayın 15'inde şu kadar bin memur maaşı almak istiyorum de. Arkadaşlar olumluları ön plana çıkarırsanız bu hayatınızın her alanında geçerli bu söylediğimi, lütfen çok dikkatle dinleyin. Olumlu şeyleri çoğaltırsınız. Varlara odaklanın, yoklara değil. Anlaştık mı? Hümeyra hocam hiç korkmayın, çünkü fiyat bilgisini duyduğunuzda böyle çok şaşıracaksınız. Bakın aynı şu emoji gibi olacaksınız. Ücret çok uygun. Berivan hocam, GGK eğitim birimleri hepsi var. Şimdi gelelim mi diğer sorularımıza? Özge hocam diyor ki teşekkür ederim hocam. Bir an motive oldum gerçekten. Hocam bu daha başlangıç. Emin ol, yani senin gibi çok fazla öğrencimiz var. Hatta şimdi birazdan bir örnek vereceğim arkadaşlar. O örneği çok dikkatli dinlemenizi isteyeceğim. O bir mucizevi, bir yükseliş gösteren bir öğretmen ve Türkiye genelinde sadece, bakın sadece bir kişilik kontenjanın açıldığı branşta bizim öğrencimiz Türkiye birincisi olarak o kontenjana yerleşti. Branşı da neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Nakış öğretmenliği. Bir tane boşluk vardı, bir kişi açıldı. O bir kişi bizim öğrencimizdi. Birazdan onun hikayesini anlatacağım. Atama belgesini de göstereceğim size. Özellikle bu seminerde konu edinmek istedim. Çünkü şu an yeni başlayan adayların böyle bir motivasyona ihtiyacı var. Bakın sizi kolay bir süreç bekliyor demiyorum. Zor. Bu kararı almak zor. Fedakarlık yapmak zor. Ders çalışmak zor. Ama hangi koşulda zor? Yalnız olursan zor. Yönlendiricin olmazsa zor. Kendini tanımıyorsan zor. Ders çalışmayı istemiyorsan zor. Sınavı tanımıyorsan zor, ama bizimle mümkün. Bunu göstermek istiyorum size. Ben giyim okudum, lise mezunu. Yine de Sinan hocam, seminerin sonunu bekleyin. Size özel yöneticilerimle görüştüm bu seminere çıkmadan önce. Müthiş bir indirim kodu aldım. Kısa süreliğine geçerli, onu da söyleyeceğim. Özge hocam, gerçekten KPSS'de sıfırım hocam. İnanın 50 aldım. Çok komik bir puan, yazmaktan utandım ama gerçekler. Hayır Özge hocam, utanılacak hiçbir şey yok. Senin zaten hedefin 73. O yüzden 50 alman çok normal. Yiyecek ekmeği varmış derler bizim buralarda. Helal olsun. Evet, ama özveriyle o ekmeği yedi hocam. Başarmak çok istiyorum. Helal olsun. O süper, bekliyorum. Tamam. Geldik seminerimizin geriye kalan sorularına. Şimdi benim yine aldığım en çok sorulardan birkaçını yine derledim. Eminim bu soruların içinde sizin de sorularınız var. Hocam ben ders çalışırken sıkılıyorum. Uzun süre masa başında kalamıyorum. Odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Cevabını vereceğim. Not tutarak mı ders çalışmalıyım? Çalışıyorum ama çabuk unutuyorum. Ne yapmalıyım? Bir hevesli program yapıyorum ama uyamıyorum. Nasıl disiplinli olurum? Bunu söyleyen az önce burada öğrencilerim vardı. Hocam pazartesi başlıyor, salı bitiyor. Pazartesi başlıyor, çarşamba bitiyor diye. Arkadaşlar bunların temel özelliği ne biliyor musunuz? Siz kendinize ders çalışma programı hazırlarken kendi özelliklerinizi
bilmeden hazırlıyorsunuz. Mesela Asiye Hocam, örnek veriyorum. Sen öğrenme karakterini bilmeden bir program yaparsan o programı tabii ki uyamazsın. Ya da Esra Hocam, sen unutma süreni bilmeden bir program yaparsan sen tekrarlarını tabii ki geç yaparsın. Tabii ki unutursun. Bizim sistemimize tekese kayıt olduğunuzda arkadaşlar, biz sizin bütün öğrenme karakterinizi, zeka tipinizi, okuma hızınızı, dikkat dağınıklığı düzeyinizi, anlama hızınızı, stres düzeyinizi, odaklanma sürenizi, sizi etkileyebilecek bütün özelliklerinizi tek tek eğitim analizleriyle birlikte ortaya çıkaracağız ve yapay zeka sistemi sizin özelliklerinizle uyumlu bir ders çalışma programı hazırlayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek: program bana uygun olmadığı için ben uyum sağlayamıyorum. Ben neden ders çalışmam, nasıl ders çalışmam gerektiğini bilmediğim için, Melike Hocam bunu sana söylüyorum özellikle, masanın başından hemen 5 dakika sonra kalkmak istiyorum. Bakın şunu yapıyorsunuz, oturuyorsunuz, 5 dakika sonra işte bir kahve içeyim. Karnım tok, karnım acıktı, ben bir mutfağa gideyim. Ben işte bir Instagram'da şuna buna bakayım. Bunlar neden? Programın size uygun olmadığı için sen o programa güvenmiyorsun ki. Güvenmediğin bir şeyi tabii ki uyum sağlayamazsın. Ama yapay zekanın sana yaptığı programda bak senin öğrenme karakterini biliyor. Diyor ki Melike görsel. Görsel bir öğrenci fotoğraf makinesi gibidir zihni. Ben bu öğrenciye görsel içerikler sunayım. Notlar sunayım. Ben bu öğrencinin ilgisini çekici içerikler yükleyeyim. Öğrenci bu içeriklerden gözünü alamasın. Dikkatini alamasın. Ama sen kendin çalıştığında bunu yapamazsın, yapamıyorsun. Melike Hocam, bence güzel bir şeye vesile oluyorsunuz şu an. Bir topluluğu temsil ediyorsunuz benim gözümde. İnanın yalnız değilsiniz. Bir de arkadaşlar, genelde bize ilkokuldan beri aşılanan çok yanlış bir yöntem. Bakın ben çok karşısında duruyorum bunun. Not alma. Yaz babam yaz, yaz babam yaz, yaz babam yaz. Daha küçücük, bakın 7 yaşındayız, şu kadardı falan boylarımız. Kara tahta vardı o zaman, öğretmen geliyordu tık 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 bir şeyler anlatıyor, yazıyor. Bizim defterlerimiz vardı, hatırlar mısınız? Türkçe defteri ayrı kareli olurdu, işte matematik defteri kareli olurdu, Türkçe defteri işte çizgili olurdu. Bir de öyle sipariş verirlerdi, biz o defteri bir dönem bitirirdik sonra yine alırdık falan. Sürekli yazardık, hatırlıyor musunuz o günleri? Sürekli bir yazma çizme, adeta bir katipliğe hazırlanıyor gibiyiz. Yaz babam yaz, yaz babam yaz. Bu bizde alışkanlık oldu arkadaşlar. Biz büyüdük, koca koca insanlar olduk, üniversiteyi bitirdik, öğretmen olduk, öğrencilerimiz oldu, sınava gireceğiz. Yazma alışkanlığından vazgeçemiyoruz. Hala yazayım. Ay YouTube'dan biri bir şey mi dedi? Hemen yazayım. Ay şu hoca bunu mu dedi? Hemen yazayım. Arkadaşlar, hepinizin not tutmaya ihtiyacı yok. Bunu bir kere bir kabul edin. Bu öğrenme karakterine göredir. Sen görselsen not almaya ihtiyacın var. Sen belki de işitsel öğrenme yapısına sahipsin. Belki not almak sana vakit kaybettiriyor. Bunu ölçtün mü? Şu an içinde hangi öğrenme karakterine sahip olduğunu bilen var mı? Bizim analizlerimizi çözen var mı? Yapay zekanın eğitim analizine giren var mı? Kayıtlı öğrenciler dışında. Kayıtlı öğrenciler zaten mecbur çözüyor. Sinan Hocam, ben eminim sen mühendissin, bu analizleri çok seveceksin. Ben seminer sonunda analizlerin linkini de ileteceğim. Biz bu analizle arkadaşlar bütün görsel misin, dokunsal mısın, işitsel misin, zeka tipin sayısal mı, sözel mi, unutma süren çok mu yüksek, çok mu düşük, bunların hepsini tek uzemin eğitim analiziyle ortaya çıkaracağız. Öğrenme kimliğiniz olacak, bir karneniz olacak ve buradan çıkan sonuçlarınıza göre diyeceğiz ki Sinan, senin not almaya ihtiyacın var, ya da diyeceğiz ki hayır Sinan, sen öğretmeni dinle yeter, senin öğrenme kimliğin görsel, işitsel, görsel değilsin. Ya da diyeceğiz ki mesela Melike, sen çok çabuk unutuyorsun, senin problemin bu. Kaç günde bir unutuyorsan sistem bunu kaydedecek ve diyecek ki Melike'nin unutma süresi 15 gün. Bugün sana öğrettiği dersi, konuyu 15 gün sonra sana tekrar ettirecek. Ve bunu otomatik olarak yapacak, programına ekleyecek.
Seda Nur Hocam, yazarak daha iyi anladığını düşünüyorsan görsel olabilirsin ama yine de bunu analize bakmadan yorumlayamam hocam. Analize mutlaka girmen lazım. Sinan Hocam diyor ki, hocam bu yaşıma kadar ilk defa duyuyorum bunları, şoktayım. Yeter ki güzel şoklara girin hocam. Melike Hocam diyor ki, yazarak değil ben işitsel kesin, çünkü yazdıktan sonra aklımda kalmıyor, hep çöp oluyor. İşte bak, farkındalık. Ama bu analize girdiğinde Sinan Hocam, Melike Hocam, diğer öğrencilerim, net olarak çıkaracaksın. Diyecek ki sistem sana, sen busun arkadaşım. Senin kimliğin bu. Bu böyle böyle çalışman gerekiyor. Hatta biz bu analizin sonuçlarında ben ve diğer eğitim uzmanları arkadaşlarım, öğretmenlerimiz çalışma önerileri yazdık. Dedik ki senin öğrenme kimliğin bu, böyle 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 çalışmalısın. Hatta çalışma ortamında ne olmalı, ne olmamalı? Mesela dikkat dağınıklığı çok büyük bir problem. Var mı içinde dikkat dağınıklığı olan? Sinan Hocam, kayıt için biraz daha bekleteceğim sizi. Şimdi dikkat dağınıklığı ne yaşatır biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat dağınıklığı şu uzun süre masa başında duramamayı yaşatır size. Hayır Sinan Hocam, olur mu öyle şey? Seminerin sonunu bekleyin çünkü indirimli tutardan kartınızı almak istiyorum. Siz beni yanlış anlamayın asıl. Dikkat dağınıklığımız var. Mesela dikkat dağınıklığı düzeyi yüksek olan bir öğrenci blok ders çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Hadi bakalım, beyin fırtınası. Blok ders yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Melis Hocam diyor ki çalışamaz. Çalışmamalı. Tamam, güzel. Arkadaşlar doğruyu biliyorsunuz ama neden uygulamıyorsunuz? Bakın, biri sorduğunda çatır çatır maşallah cevap veriyoruz. Ama ben eminim siz, hepinizden bahsediyorum, masa başına geçince saatlerce kalkmamak için direniyorsunuz. Neden? Yusuf Hocam diyor ki derse başladıktan sonra kendimi şarkı söylerken buluyorum. Girer hocam. Yok, bence ya şu noktada girer. Eğer bu senin dersini bölüyorsa girer ama işitsel olabilirsin. Belki fonetik, hani o şarkıyla özdeşleştirebilirsin falan. Öyleyse girmez. Bir an önce bitsin diye, değil mi? Ay işte bir 5 saat çalışayım da şu dersin yükünü atayım. İşte bu yüzden olmuyor. Bu yüzden olmuyor. Tam odaklanmışken bozmamak için. İşte arkadaşlar, bu yüzden olmuyor. Bakın biz sizin dikkat dağınıklığınızı da ölçüp diyeceğiz ki, Yusuf senin dikkat dağınıklığın var arkadaşım. Sen en fazla 38-40 dakikadan çalışabilirsin. Daha fazlası sana yok. 10 dakika git molanı yap, gel kaldığın yerden devam et. Senin molanı bile sana göre hazırlayacak sistem. O yüzden burada arkadaşlar 11 tane bizim, bakın 11 tane eğitim analizimiz var. Hepsini zeka tipinle, öğrenme karakterinle, unutma sürenle, odaklanma sürenle, stres, öz disiplin, anlama, okuma, yorumlama, bunların hepsini tek tek ölçeceğiz. Ve ona göre sistem sizin için özel ders çalışma programını oluşturacak. O molada ne yapman gerektiğine kadar Melike Hocam sana öneride bulunacak. Diyecek ki molanda belki işitselsin, müzik dinleyebilirsin diyecek. Ya da molanda hadi şimdi git bir kahve iç de diyebilir. Yeter ki o molayı versen. Ki bunu senin inisiyatifine bırakmayacak. Bakın şu ana kadar hep kendinizin yaptığı çalışmaların verimsizliği neden? Kendiniz karar aldınız. Bir kişi hem yönetmen hem oyuncu olamaz. Çok zorlanır. Yönetecek misin? Oynayacak mısın? Sen kendine koçluk mu yapacaksın? Öğrencilik mi yapacaksın? O yüzden diyorum, siz öğrencisiniz arkadaşlar. Siz öğrencilik yapacaksınız. Sizin göreviniz, programınız vardır, dersleriniz vardır. Öğrencinin görevi uyum sağlamaktır. Öğrenci program yapamaz. Yapsa da uyamıyorsunuz işte, kendiniz söylediniz. Öğrenci haftalık eksik analizini yapamaz. Öğrenci molasını takip edemez. Öğrenci yapamadıklarını yeniden yapmak için kendini motive edemez. Bunların hepsi için çok zorlanırsınız. Özge Hocam diyor ki, sınavda zaman sıkıntısı çok yaşıyorum. Bunu nasıl aşabiliriz hocam? Zaman yetmediği için çoğu soruyu yapamıyorum. Bu çok büyük problem. Özge Hocam, zaman probleminin temel sebebi pratik eksikliğidir. Sizin sorulara dair pratikliğiniz olmadığı için sorular size yabancı geliyor.
ve birden fazla kez dönüyorsunuz ve hızlı değilsiniz. Bunu ancak sınavdan önce çok yoğun bir konu anlatım çalışması, konulardan sonra da farklı kalıplarda ÖSYM formatına uygun çok fazla soru çözmeniz, bu soruların kolay yollarını, kısa yollarını bilmeniz gerekiyor. Bunu dediğim gibi tek başınıza yapamazsınız hocam. Bunu uzman öğretmenler ve yapay zekanın koçluğu eşliğinde çok rahat başarırsınız. Yani şu an bu zaman probleminin en büyük eksikliği okuma hızın, anlama hızın, yorumlama hızın, yabancılık çekiyorsun. Çok verimli bir çalışman olmadığını söyledin bu yıla kadar. Ama bu yıl ben artık istiyorum ki milat olsun. Bu sene senin ve bu seminere katılan diğer bütün öğrencilerimin atandığı, atanma listesinde ismini görmenin mutluluğunu yaşamanızı ve diğer öğrencilerimin yaşamalarını çok istiyorum. Bunun temel sebebi bu. Zeynep hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Sen bu testleri çözdüysen yapay zekanın hazırladığı program bu testlerden çıkan sonuçlarına göre olacak. Şimdi geldim diğer sorularıma. En çok, hatta burada sözelci öğrencilerim de var Sinan hocamın dışında, onu ayrı tutuyorum. En çok matematik yapmazsam hocam sınavı kazanabilir miyim? Bizimle pazarlık yapıyor öğrenci. Diyor ki hocam sen şu matematiği bir kaldır, bana öyle sınavı kazandır. Hayır tabii ki de. Tabii ki de hayır. Matematik yapmazsam sınavı kazanabilir miyim? Matematiğim sıfır hocam, nasıl çalışmalıyım? Türkçe'de sadece soru çözsem yeterli olur mu? Hocam ben soru çözmeye ne zaman başlayacağım? Çalışıyorum ama boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım gibi. Ortak bir öbekte biriktirdim. Bu sorular en çok gelen sorular. Eminim sizin de en çok sorduğunuz sorular bunlar. Şimdi geldik bu sorunun yanıtına. Şimdi arkadaşlar, biz matematiği ya da başarılı olamadığımız diğer dersleri sizce neden sevmiyoruz? Var mı bir açıklaması olan? Özge hocam hemen. Her iki senin seviyende olan bir öğrenci hemen bugün, şu an, şimdi başlamalı. Ön yargı diyor. Başka yok mu artıran? Zor geldiği için. Okey. Peki niye zor geliyor? Temele gidin, ilk okula gidin. Mesela diyor ki öğrencim, ben Türkçeyi yapıyorum, matematik yapamıyorum. Neden yapamıyordur? Yapamıyoruz, yapamayınca mod düşüklüğü, isteksizlik. Bilmediğimiz için konu eksikliği. Evet, hepsi doğru. Öğrenilmiş çaresizlik diyor Elanur hocam. Bu benim çok hoşuma gitti. Kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın, yapamamak ayrı bir şey. Yapamamayı kabul edip yapamamaya devam etmek çok ayrı bir şey. Neden yapamazsın? Şimdi Türkçe öğretmenini gözünün önüne getir. Matematik öğretmenini gözünün önüne getir. Farkları mutlaka vardı ya da senin ilgin vardı. Sen sözelciydin, sen konuşmayı seviyordun. Senin sözel zekan kuvvetliydi. Ama sözelci olan öğrenciler matematik yapamaz diye bir kayda yok. Değil mi? Yok, bunu biz uydurduk. Bu bizim ön yargımız. Ve genelde arkadaşlar, siz temelinizin olmadığı derslere zaman ayırmıyorsunuz. Aslında tam tersi olmalı. Senin matematikte temelin yoksa en çok zamanı ona ayırmalısın. Sen çalışmadan matematiğe bir sihirli değnek mi dokunacak? Matematiği yükselsin mi diyecekler? Demeyecekler. O yüzden bizim sistemimizde arkadaşlar, diyelim ki matematikte temelin yok ya, sen ön hazırlıktasın. Bak, temel seviye, gördün mü? Ön hazırlıkla başlayacaksın. Matematikte seviyeni ilerletmek için arkadaşlar, sıfır noktasındaysan sıfır noktasına uygun bir çalışma yapmak zorundasın. O yüzden biz size tek tek seviye belirleme sınavını alacağız derken bunun için alacağımızı söyledim. Hangi konuda, hangi derste, hangi seviyedesin, bunu göreceğiz. Çünkü ben senin seviyene göre bir program yapacağım yapay zekada. Matematikte temel seviyede misin? Önce ne yapacaksın? Bak, herkes bu merdivene baksın lütfen. Ön hazırlık. Ön hazırlığını yaptın. Artık başlangıca yükseldin. Başlangıçta ne yapacaksın? Konu anlatımı. Bunu da bitirdin. Üçüncü basamaktasın. Orta seviye. Ne yapacaksın? Tekrar. Bu da bitti. Dördüncü basamaktasın. İleri seviyedesin. Ne yapacaksın? Kolay ve orta seviyede soru çözümü. Bu da bitti. Beşinci basamağa çıktın. Üst seviyedesin. Ne yapacaksın? Zor soru çözümü. Ama bunu başka kurumlar yapmıyor. Bunu gittiğiniz dershaneler yapmadı. Bunu okullarda bize yapmadılar. Bunu kendiniz de yapmadınız. Hatırlayın sınıfları. Matematiği iyi olanla eksik olan aynı sınıftaydı. Öğretmen geliyordu, başlıyordu. Hadi bismillah. Senin temelin yok ki. Sen o derse girsen ne olur, girmesen ne olur? Haksız mıyım?
Senin o derste seviyen yok. Önce ön hazırlığını yapman, kendini hazırlaman, bilgiyi almaya hazırlanman gerekiyor senin. Ama onu yapmadığında yekten hadi bakalım herkesle hürra aynı derse gir. Aa, Ayşe öğrenmiş, ben öğrenemedim, ben eksiğim. Hayır, Ayşe ile seni seviyen aynı değil ki. Ayşe ileri seviyede, Ayşe sayısalcı, o yapar. O da tarihi yapamaz, sen de tarihi yaparsın. O yüzden arkadaşlar, garanti öğrenme modeli diyoruz biz buna. Bakın, 5 basamaklı merdiven. Bunu öğretmenlerim çok daha iyi bilir. Eğitim bilimleri dersinde aşamalı öğrenme modeli diye bir model vardır ve en etkin öğrenme aşamalı öğrenme modelinde yapılır. Özge Hocam diyor ki, peki bütün konuları bilmemiz gerekli mi? Mesela matematikte. Hocam hayır, senin hedefin 73. Sen matematikte bak bir yıl dahi çalışsan sayısal mantık çözemezsin temelin yoksa. Problemler çözemezsin ve yapay zekanın hedefi her konuyu bileceksin Özge. Ben sana 100 puan aldıracağım değil ki. Senin hedefin 73 mü? Matematikte yapabileceğin konuları çıkaracak. Diyecek ki Özge ne yapabilir? Üstü sayılar yapar. Köklü yapar, rasyonel sayılar yapar, temel kavramlar yapar, doğal sayılar yapar. Yapabileceğin konuları alacak ve bunlara ağırlıklı bir program hazırlayacak. Bak, bu yüzden de zamandan tasarruf edeceksin. Sana ne yetiyorsa yeteri kadarını verecek, fazlasına değil. Fazlasında gözümüz yok, fazlasında zaman kaybetmeye hiç niyetimiz yok. Çünkü senin o kadar zamanın yok ki. Sen bir öğretmensin Özge Hocam, sana söylüyorum. Eğitim bilimlerinden 6-7 tane dersin var. GGK'dan 5 tane dersin var, önünde bir senen var ve seviyen temel. Hepsini zaten %100 aynı özveriyle çalışman mümkün değil ve buna ihtiyacın yok. Sana puan getirecek konu sıralamasına bakar, der ki Özge'nin seviyesi yok, bunu yapar, bu kolay konu der. Ben bunu öğreteyim der. Zaman ayırıyorsun, yatırım yapıyorsun ya, yatırımı doğru yere yapman lazım. Aksi takdirde kaybeden taraf sen olursun. İşte bunu da arkadaşlar, bir öğrenci tek başına tutup da ya ben tarihte İslamiyet öncesi Türk tarihi mi çalışsam, o inkılap tarihi mi çalışsam, bunu bilmiyorsunuz. Çünkü kaç soru geliyor? Bu sorular zor mu geliyor? Ben bu soruların kaçını yapabiliyorum? Bunu bilmediğiniz için arkadaşlar, sizin genelde yönteminiz ne oluyor biliyor musunuz? En baştan başla, sırayla git. Hayır, sırayı bozabilirsin. Bu sana göre değişir. Zeynep Hocam, yine matematikte yapabildiğini yapacaksın ki biz sana matematikte özel bir adım adım matematik programı hediye etmiştik. Onları izlemeye başla. Matematikte senin seviyen yoksa ileri düzeyde bir eğitime zaten seni almayacağız. Buna ihtiyacın yok. O yüzden arkadaşlar, garanti öğrenme modeliyle hangi konuda tekrar yapacaksın, hangi konuda sıfırdan başlayacaksın, hangi konuda zor soru çözeceksin, buna senin seviyene göre yapay zeka karar veriyor ve hangi level'daysan o level'dan başlıyorsun, geriden değil. Şu an hangi noktadaysan oradan başlıyorsun eğitimine. Şimdi geldim diğer bir soruma. Bu da yine benim en çok aldığım sorulardan birkaç arkadaşlar. Çünkü öğrenciler diyorlar ki, kendileri çalışanlar bu arada, tekesle olmayanlar. Hocam ben bir konuyu çalışıyorum ama öğreniyor muyum, öğrenemiyor muyum bilmiyorum. Nasıl anlarım diyor. Bir de çalışıyorum ama ne kadar ilerledim, anlayamıyorum, nasıl anlarım diyor. Bunun da karşılığı var. Biz ne yaptık arkadaşlar? Tekeste, yapay zekada bitirdiğiniz, Özge Hocam ya da çabuk unutuyorsun. Hocam burada bizim sistemimizde sistem unutmana fırsat vermiyor. Neden? Senin unutma süreni biliyor ya. Bugün bu konuyu öğrendin mi? Unutma süren 15 gün mü? 15 gün sonra çat o konuyu senin karşına getiriyor. İstesen de istemesen de o gün o konunun tekrarını yapmak zorundasın. Çünkü o günkü sorumluluğun o. Bunu yapacaksın. Bunu sen takip etmiyorsun. Yapay zeka zaten arka planda programını buna göre yapıyor. O yüzden bizde unutma diye aman ben tekrar yapmayacağım, aman bir ayda yapacağım. Hayır, sen unutma süreni bilmen lazım ki biz bileceğiz. Sana tekrarlarını ona göre yaptıracağız. Şimdi arkadaşlar, bir öğrencim bir konuyu çalıştığında o konuyu öğrendiğini, öğrenemediğini bildiği zaman bu onun işini kolaylaştırır. Neden kolaylaştırır? Feedback'tir. Değil mi? Özge Hocam bu senin seviyene göre değişiyor ve hangi konuda,
hangi seviyedesin, hangi konuda soru çözme seviyesindesin, hangisinde tekrardasın, bunu seviye belirleme sınavına girdikten sonra yapay zeka zaten programlayacak. Senin tek sorumluluğun bu programa uyum sağlamak olacak. Biz size arkadaşlar, hani bu çalışma yaptım, öğrendim mi, öğrenemedim mi, ilerledim mi, ilerlemedim mi, bunun önüne geçmek için yapay zekada check-up testleri oluşturduk. Bitirdiğiniz her bir konu üzerinden o konuya dair sistem sizi check-up, Türkçesi konu tarama testini alacak ve o konu tarama testinde kaç doğrun, kaç yanlışın, kaç boşun varsa ona göre hesaplayacak ve diyecek ki Özge, sen sözcükte anlam konusunu %90 öğrenmişsin, tebrik ediyorum. Hümeyra hocam etkilemez çünkü zaten bizim öğrencilerimizin somut kaynakları oluyor genelde. Alışıyorlar bu arada. Artık teknoloji çağındayız hocam, alışmamız lazım. Yani sen şu korkuda olmayacaksın. Hocam ben çalışıyorum, öğrenemiyorum. Hocam ben çalışıyorum, şansa kaderi bıraktım, sınavda sürpriz. Hayır, sürpriz diye bir şey yok. Özge hocam bizde her grup var. Hafta içi, hafta sonu, sabah, akşam. Sen ikili programa kayıt olursan haftanın en az 6 günü canlı dersin olacak. Ek kaynak gelmiyor Hümeyra hocam. Bizim kaynaklarımız sistemde, dijital kaynak. Ama öğrencilerimiz zaten hani bizim Türkiye genel denemelerimiz falan da var. İhtiyaç duyduğunda bizimle görüşüp biz onlara kaynak önerisinde bulunuyoruz. Bu arada belirli gruplar var arkadaşlar. Sizin iş yaşamınıza, ailevi sorumluluğunuza göre. Ve bu check-up testleri bakın çok etkili. Bunu başka bir yerde bulmanız mümkün değil. Hangi kurum sana her konu sonunda konu tarama testi yapıyor da Hümeyra bunu öğrenmişsin. Hayır Hümeyra bunu öğrenememişsin. Bunu yeniden çalışacaksın demez. Kurum sadece sana bilgiyi verir. O bilgiyi öğrendin mi, öğrenemedin mi bu senin sorunundur. Bu yüzden başarı oranları bu kadar düşük. Tek uzemin, yapay zekanın başarı oranı bu yüzden bu kadar yüksek. Ve eğer ki konuyu diyelim ki Hümeyra hocam sen matematikten üstü sayılar konusunu bitirdin, tamam mı? Biz bu konuya dair seni check-up'a aldık. Doğrunu, yanlışını, boşunu hesapladık ve sana dedik ki hocam sen bu konuyu öğrenememişsin. Konuyu öğrenemediysen yeni takvimine, yeni çalışmaları aynı konuya dair yine ekliyoruz. Ne zamana kadar? O konuyu öğrenene kadar. Eğer konuyu öğrendiysen tebrik ediyor sistem seni. Diyor ki Hümeyra tebrikler. Üstü sayıları öğrendin. Sırada köklü sayılar var, ona geçebilirsin. Ama ben bu konuyu arşivliyorum. Unutma, hızına göre ben bu konunun tekrarını sana tekrar yapman gereken zaman diliminde yeniden karşına getireceğim. Otomatik olarak seni ödevlendireceğim diyor. Ve bu da senin hangi konuda başarılı, hangi konuda başarısız, hangi konuyu öğrendin, hangisini öğrenemedin bunu sağlıyor. Bunu her konuda yapacağız arkadaşlar bu arada. Özge hocam unutma hızına göre sistem senin unutacağın zaman aralığında her zaman otomatik getiriyor çalışmaları karşına. Unutmana fırsat vermiyoruz hocam. Şimdi geldik arkadaşlar. Herkes bende mi? En çok benim aldığım sorular öğrenci koçu olduğum için hep psikolojik yönden. Hümeyra hocam biz 10 yıldır yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bunu manuel olarak yapıyorduk. Artık yapay zeka sistemine geçtik ve Türkiye'de patenti bize ait. Bizim dışımızda bu sistemi kullanan hiçbir kurum yok. Bizim üretimimiz yapay zeka tekes. Şimdi genelde öğrencilerden aldığım en çok soru arkadaşlar, nasıl motive olurum? Çok stres yapıyorum, bu durumu nasıl aşarım? Heh Elanur hocam, o dağı birlikte yıkacağız hocam. Dağ diye bir şey yok aslında, sen öyle hissediyorsun. Ama bunları, yani o dağı nasıl kaldıracağını biz sana göstereceğimiz için onu birlikte aşacağız. Alımlar çok az, bu sebeple atanmaya dair inancım yok, başarabilir miyim, korkuyorum. Bunlar en çok aldığım sorular. Az önce size bir öğretmenimizin örneğini vermiştim, hatırlıyor musunuz? Nakış öğretmeni, Türkiye birincisi, bizimle hazırlandı. Bir kişilik kontenjan vardı, ona yerleşti. Şu an mesleğini yapıyor, geçen sene atandı. Bakın arkadaşlar, eğer ki o da alımlar az, motive olamıyorum, çalışmayacağım deseydi ve bu sınava bizimle hazırlanmasaydı, o bir kişilik kontenjana başka bir rakibi yerleşecekti. Bu kadar ciddi işte bu.
O yüzden lütfen alımları bahane etmeyin. Bölümünüzü bahane etmeyin. Atanacağınız zamanı hayal edin. Şu an içimizde öğretmenler var. Mesela şunu düşünebilirsiniz. Atandığım ilk gündeki kombinim ne olacak? Bunu düşünürken ya da sağlıkçılarım var. Ben hangi hastaneye atanmak istiyorum? Aç Google'dan. Aç Google'dan. Ben şu hastaneye atanmak istiyorum. Aç görselleri. Hastanenin görselini çıkar. Koy masana, koy bilgisayarına. De ki bir sene sonra ben bu hastanede çalışacağım. Öğretmenlerim ya da mühendislerim, atanacağınız yeri hayal edin. Kimler olacak çevremde? İlk günümde kombinim nasıl olacak? Ailem ne tepki verecek o atanma belgesine? Bakın şu aday işletim sistemi var ya, bu sayfa benim en sevdiğim sayfa. Buradaki o atandınız yazısını görmeyi hayal edin lütfen. Bakın, kişi hayal edemeyeceği şeyi gerçeğe dönüştüremez. Her şey bir hayalle başlar. Her şey bir adımla başlar. Arkadaşlar, haksız mıyım? Şu ana kadar yaptığınız başarıları düşünsenize. Siz liseyi bitirdiniz, belki takdir aldınız, okumayı öğrendiniz, yürümeyi öğrendiniz. Arkadaşlar, doğduğumuzda yürüyemiyorduk bile. Üniversiteyi bitirdik. Belki içimizde çok başarılı bölümlerden dereceyle mezun olan öğrencilerim var. Ben biliyorum. Birebir görüşüyorum. Bunlar başarı. KPSS'de bu başarıların yanına eklenecek bir başarı. Geleceğini bugüne taşımak zorundasın. Gelecekteki sen, onu şekillendiren bugün yaptığın şeylerdir. O yüzden geç değil, başlamalısın. Atanmak istiyorsan şu an harekete geçmek zorundasın. Ama bunu tabii ki tek başınıza değil arkadaşlar. Bu bir mucize. Ben hiçbir öğrencimin omuzlarına böyle bir yük almasını istemem. Tek başına debelen, onu yap, bunu yap. Hayır, bunu profesyonel bir öğretmenle, öğretmen kadrosuyla, profesyonel bir sistemle başarabilirsin. Bunu tek este, yani bizimle başarabilirsin. Bugüne kadar başaran binlerce öğrencimiz gibi sen de bu yola bizimle çıkıp istediğin sonuca bizimle ulaşabilirsin. Bakın, bu arada bu da nakış öğretmenimizin derece aday işlemleri sistemindeki başarı sonucu. Şimdi geldik sadede. Melike hocam diyor ki, hocam asıl konuya gelelim lütfen. Hocam geldik, tamam kızmayın yahu, geldik. Asıl konu, hocam bu kadar anlattınız, beni motive ettiniz, ben kayıt olmak istiyorum. Ama sadece bu sistem mi var? Dersler var mı? Dersi kaçırırsam tekrarını izleyebilecek miyim? Denemeler var mı? Kaynaklar var mı? Şimdi asıl soruya geldik arkadaşlar. Herkes can kulağıyla beni dinliyorsa başlıyorum. Arkadaşlar, bizim sistemimize kayıt olduğunuzda bu bahsettiğim TEKES yapay zeka sisteminden hepiniz faydalanacaksınız. Bireysel olarak paneliniz açılacak. Artı olarak hangi sınava hazırlanıyorsanız, hazırlandığınız sınava yönelik biz Ankara'dayız bu arada, en iyi, en çok derece çıkaran KPSS öğretmenleri birebir canlı canlı derslerinize girecek. Bu derslerin hepsi kayıt altına alınacak. İstediğin zaman, istediğin kadar videoları izleyebileceksin. Her hafta günlük olarak ders çalışma programını yapay zeka sistemi hazırlayacak. Bitirdiğin her konu üzerinden check-up testine gireceksin. Her hafta programın revize edilecek. Türkiye geneli dev genel tekrar kampların, dev soru çözüm kampların olacak. Dönem içinde ara tekrar, ara soru çözüm, pekiştirme eğitimlerin olacak. Hocaların özel bir şekilde tuttukları kendi ders notları, Hümeyra Hocam siz sormuştunuz kaynakları, PDF şeklinde, dijital kaynak şeklinde senin seviyene uygun bir şekilde sistemine yüklenecek. İster indir, ister çıkar, ister sistemden çalış, gerisini sana bırakıyoruz. Neye ihtiyacın varsa özgürce kullanabilirsin. Dönem boyunca devam edecek olan rehberlik seminerlerimiz ve kişiye özel rehberlik tercih sürecine kadar, artık mülakat kalktı, Allah'a şükürler olsun, mülakat yok. Ama eskiden mülakat olduğunda biz mülakat eğitimine kadar her öğrencimizin yanında olduk arkadaşlar. Bu serüvene, sınava hazırlanmaya karar verdiğiniz, bizim sistemimize kayıt olduğunuz andan başlayıp Allah izin verirse atanana kadar birlikteliğimiz bir aile gibi, aynı gemideyiz. Sizin başarınız bizim başarımız, bizim başarımız sizin başarınız olacak şekilde birlikte ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve şu an
2024 eğitimlerinin tamamında erken kayıt sürecindeyiz. Böyle devasa kaliteli bir sistem içinde ücretlendirmelerimiz inanılmaz uygun. Şimdi ücretlere de birlikte bakarız. Bu arada bu seminere katılan her öğrencimiz, Sinan hocam neredesin? O kadar indirimi soruyordum, bak indirimi söylüyorum. Seni bekliyorum hocam. Neredesin? Burada mısın? Sinan hocam, tamam. Sinan hocam, bu seminere katıldığınız için 300 TL'lik hangi eğitime kayıt olursanız olun indirim çekiniz benden size 27 Temmuz tarihine kadar hediye. Şu an kayıt olduğunda 1 Ağustos'ta kayıt işlemlerini tamamladığımızı düşün bugün. 2 Ağustos'ta analizlere giriyorsun, öğrenme karakterini keşfediyoruz. 3 Ağustos'ta seviye belirleme sınavlarına giriyorsun. 4 Ağustos'ta panel oryantasyonu ve ödevlendirme. 5 Ağustos'ta, en geç 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlıyorsun. Şu an bu seminerde olduğun için 27 Temmuz'a kadar geçerli. 300 TL'lik indirim çeki benden size hediye. Şimdi sistem yöneticisi arkadaşlarım, kayıt olmak için 300 TL'lik indirim çekinden faydalanmanız için size bir link gönderecekler arkadaşlar, WhatsApp linkimiz. Lütfen bu linke tıklayın. Seminere özel indirimden yararlanmak ve kayıt olmak için, gördünüz mü? WhatsApp numaramızı da yazıyorum. Özgü hocam, Sinan hocam, özellikle diğer öğrencilerim, Melike hocam, Asiye hocam, hepinizin böyle bir sisteme çok fazla ihtiyacı var. O yüzden gecikmeden kaydınızı tamamlayın. Bu sistem bu yıl size 90 plus puan aldıracak. Yeniden linki paylaşalım. Ben biraz ücretlerle ilgili de bilgi aktarayım arkadaşlar size. Gözüm korktu falan diyenler oldu. Gözünüz hiç korkmasın. Çünkü ücretlendirmeler çok uygun. Herkes gönderdiğim linke bir kere tıkladı mı? Bir tıklayın. Sonra sayfaya gideceğiz birlikte. Ben ücretlerle ilgili bilgilendireceğim. Aşağı yukarı 300 TL indirimle ne kadarlık bir tutara tekabül ediyor. Onu paylaşacağım. Hümeyra hocam, bizim geçen yıl totalde kayıtlı öğrencimiz 64.183 kişiydi. Bütün branşlarda. Bu yıl çok daha fazla çünkü çiftli yıl. Herkes tıkladı mı? 551, 592, 58, 35. WhatsApp'tan yazın. Tamam. Sinan hocam, numarayı kaydedin. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. 300 TL'lik indirim çekimle kayıt olmak istiyorum yazın. Şimdi gelin bir birlikte ücretlere bakalım arkadaşlar. Bir bakalım ücretlendirmelerimiz nasılmış. Tam ekrandan mı çıktım acaba? Bir saniye. Şimdi arkadaşlar, siz beni görebiliyorsunuz galiba, değil mi? Şimdi bir tek uzeme geleceğiz. tekuzem.com. Ekran paylaşımı diyorum, tek uzam diyorum. Şimdi arkadaşlar, burası bizim sayfamız bu arada. Bakın 2024 eğitimleri burada, 2024 erken kayıt. Sinan hocam, senden başlayalım, bakalım ücretin ne kadarmış. Bakın arkadaşlar, çok uygun. Bir yıllık yapay zeka destekli eğitimin ücreti 2999 TL. 300 TL'de benden indirim çeki kazandınız, 2699 lira. Size çok güzel bir haberim var. Eğer kredi kartı kullanımınız varsa herhangi bir vade faiz farkı eklentisi uygulamadan bütün kredi kartlarında 12 aya kadar peşin fiyatına taksit imkanımız var arkadaşlar. 2700 TL'yi neye vermiyoruz ki? Bir yıllık eğitimin için yapacağın yatırım çok cüzi. Başka hangi öğrencilerim vardı? Öğretmenlerim vardı. Bir de öğretmenlerimin ücretlerine bakalım. ÖABT diyelim. Arkadaşlar, ÖABT'deki okul öncesi öğretmenlerim vardı özellikle. Hepsinin fiyatı aynı. 5649 TL, düş 300 TL'yi 5300 TL. GGK eğitim ÖABT. Yine 12 aya kadar taksit imkanı var. Elanur hocam var.
ÖABT fen bilgisi de var, ona da bakalım. Berivan hocam, okul öncesi bak 5649 lira 300 TL indiriminle birlikte 5349 liraya düşer. Bunu da kredi kartına 12 aya kadar taksite böleriz. Bakın hatta 12'ye bölünmüş halini falan da göstereyim size. Gerçekten çok cüzi. Yani dershanelerin falan çok çok altında arkadaşlar. 5349'u 12'ye böl, 445 lira hocam. Günde 15 lira. Şu an yol parası olmuş zaten, 15 lira bir yere gittiğinde 15 lira. Bilmiyorum sizin orada ücret değişti mi ama Ankara'da şu an 15 TL oldu. Yani bu geleceğin için yatırım. Elanur hocam fen bilgisi de aynı şekilde. Bak feni de sana göstereyim. Onun da ücreti aynı. Yusuf hocam, bizim atanma listemiz çok kabarık. 64 bin küsur öğrenciden bahsettim. %86'sı atama kontenjanında, çok fazla. Zehra hocam, onu da yanıtlayacağım. Bakın. Berivan, Elanur hocam fen bilgisi de aynı şekilde 5649 lira. 300 TL'lik indiriminizle birlikte 5349 liraya düşüyor. Yine bunu da 12 aya kadar taksitlendirme sağlayabiliyoruz. Melike hocam, ben yeterince bilgi aktardım. Eminim senin de hayatına dokunacak çok detaylı bilgiler verdim. Eğer kazanmak istiyorsan, bu bilgileri hayata geçirmek istiyorsan kayıt olmalısın. Ve tutarları kesinlikle kaçırma. Bu ücretler çok uygun. Şimdi GGK eğitim bilimleri, Zehra hocam, ben hemen onu da size göstereyim. Onun da ücreti çok uygun. Yine orada da 300 TL'lik indiriminiz olacak. Yine sayfadan siz de bakarsınız arkadaşlar. GGK eğitim bilimleri normalde 4199 lira. 300 TL indirimini girdiğimde de Zehra hocam 3899 lira. Bakın arkadaşlar, bu bir yıllık alacağınız bütün eğitim artı yapay zeka her şey dahil program ücreti. Çok uygun değil mi? Sinan hocam sakin olun. EKPSS'yi de göstereyim ben size. EKPSS'de Mehmet Akif hocam, inanılmaz derecelerimiz çok yüksek. Hatta tarih öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliğinde falan EKPSS'de bizim Türkiye birincimiz var. 2999 lira. 300 TL indiriminizle birlikte 2699 liraya düşecek. Arkadaşlar, bu indirim fırsatını, bu erken kayıt sürecini kaçırmayın. Lütfen, ben yeniden Berivan hocam WhatsApp linkini attım ya, oradan yazın. Ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum, kayıt olmak istiyorum diye yazın. Hemen arkadaşlarım dönüş sağlayıp kayıt işlemlerinizi tamamlasınlar. Bir an evvel başlayalım sürecinize. Özge hocam, sen de GGK eğitim bilimlerinden girecektin. Bak, onun da ücreti 4199 liraydı. 300 TL indirimle 3899 liraya düşüyor. Hiç kaçırmayın. Sistem yöneticisi arkadaşımdan. Tülin hocam, bizim eğitim kadromuz inanılmaz geniş. Mesela tarih dersinde 12 farklı hocamız var. Matematikte 15 farklı hocamız var. Türkçede 8 farklı hocamız var. Yani birden fazla öğretmenle çalışıyoruz. Ve hepsi tek üzeme yakışır. En az 10 yıllık mesleki tecrübesi, KPSS kurumlarında eğitim verme tecrübesi ve yayın yazarlığı yapma tecrübesi olan TEKES yapay zeka sistemiyle uyumlu çalışan öğretmenler, kadroya gözünüz kapalı güvenin. Bu sistemde kalitesiz bir öğretmenin çalışması zaten beklenemez. Gruplara göre değişiyor çünkü kadro. Ben sistem yöneticisi arkadaşımdan yeniden linki paylaşmasını rica edeceğim. Hatta ben de paylaşayım. Linke tıklayın. Kayıt için dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tuğba hocamın seminerinden geldim. İndirim çekimi kullanmak istiyorum demeniz yeterli. En geç 27 Temmuz'a kadar size sağladığım özel 300 TL'lik indirim kodunuz geçerli olacak. WhatsApp'tan yazın. Dönüş yapalım. Kaydımızı tamamlayalım. Hemen başlayalım sürecimize. Zehra hocam var. Buradan ücretsizden ücretsiz kazandaki formu doldurarak örnek eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz. Var mı sorularınız? Tabii ki Ümeyra hocam, bakın şu alan, durun ben size linkini atayım. Hatta ben eğitim analizimin linkini atmanın sözünü de vermiştim. Bakın arkadaşlar, kayıtlı öğrencimiz yazıyor. Aysu Gürbüz bizim uzun yıllardır kayıtlı öğrencimiz.
Diyor ki çok güzel, tavsiye ediyorum Tekuzemi diyor. Sizin için ben bu semineri gerçekleştirdim. İzlediğim ders videolarından kadro kalitesini. Zeynep hocam kayıtlı öğrenci diyor ki bakın daha dönem bile başlamadı. Bana açtıkları video derslerden hocaların kalitesini gördüm, öğrendim diyor. Bunlar referanstır arkadaşlar. Kayıtlı öğrencileri dinleyin. Bakın bu alanın linkini gönderiyorum. Sistem yöneticisi arkadaşım da size eğitim analizimizin linkini gönderdi. Analizlerinizi çözün. Örnek içeriklere bakın ama hemen kontenjandan yerinizi ayırmak için size ilettiğim WhatsApp linkine tıklayın. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. 300 TL indirim çekimi kullanmak istiyorum yazın. Size hemen dönüş yapalım, kaydınızı tamamlayalım, olur mu? Dönecekler Gizem hocam, şu an yoğundur. Herkes birden yazıyorsa döneceğiz. Kayıt için ben de görüşmelere gireceğim. Destek olacağım bugün arkadaşlarıma. Belki de sizi ben ararım, öyle düşünün. Var mı sorularınız? Ben çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Sorularınız varsa yanıtlayalım. Ay Sinan hocam çok naziksiniz. Gerçekten iyi ki katıldınız. Seminere renk kattınız. Bu arada kusura bakmayın lütfen, ışık biraz gözümü rahatsız etti. Gözüm hassas. Hep olsun. Diyor ki lütfen bu seminerler hep olsun. Sizi çok sevdik. Ben de sizi çok sevdim. Sürekli yapmaya çalışacağım. Takipte kalın. Eğer kayıtlı öğrencimiz olursanız zaten sürekli görüşeceğiz. Sürekli seminerler yapmaya devam edeceğim. Kayıtlı öğrencilerimize özel seminerlerimiz tabii ki de daha onların bireysel süreçlerine yönelik oluyor. Daha etkili oluyor. Daha bireysel oluyor. Olacak tabii ki Elanur hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum hepinize güzel katılımları için. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi ki katıldınız. Bir sonraki seminerlerimizi yine takip edin. Eğer kayıt olursanız zaten hep birlikteyiz. İnşallah hepiniz tek üzerine tek esli olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. WhatsApp'tan yazmayı unutmayın. Kayıt için döneceğiz size. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.